olduğu gibi ben Zeynep Bozkaya. Zeynep Bozkaya Lifestyle'da bugün böyle rengarenk olmak istedim. Çünkü çok renkli konuklarım var. Hem de çok donanımlı konuklarım var. Böyle konuklar gelince gerçekten ben çok heyecanlanıyorum. Evet, bugün sevgili Ender Çalışkan bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Aynı anda. İyiyim, çok mersi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Çok güzel gözüküyorsunuz. Çok şık gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizin programına dikkat ediyorum artık. Geçen sefer ilk geldiğimde dikkat etmemiştim. Yok, çok güzeldi. Hatırlıyorum ben. Zaten sizin geleceğiniz uzunca tekrar baktım. Neler konuşmuşuz, neler yapmışız falan diye. Zaten siz geldiniz. Çok kısa bir süre sonra. O zaman zaten böyle pandeminin başları gibiydi. Yok, daha pandemi yoktu. Birkaç ay sonra da bir şeyler vardı yine, evet. Böyle bir Covid. İtalya'da falan vardı. Daha Türkiye gelmemişti. Bir kişi mi? Daha olmamıştı işte. Öyle, hemen daha gelmemişti. Birkaç ay sonra oldu. Birkaç ay sonra oldu, evet. O zaman ondan sonra tabii programlara biraz ara verdik. Sonra evet, tekrar maalesef devam ettik kaldığımız yerden. Siz neler yaptınız bu süreçte? Neler yaptım? Pandemi döneminde, yani evde kaldığımız dönemlerde çok fazla şey ürettim, şarkı. Değil mi? Bir de hayatım boyunca 24 saat ve 7 gün çalıştığım için hiç evde olamıyordum. O yılların özlemi böyle. Onu fırsata çevirdim. Evde kendimle ilgili bir sürü şey yaptım. Ürettim, dinlendim falan. Çok iyi geldi bana o 70 günlük boşluk. Sonrası da yavaş gitti biliyorsunuz. Konserler iptal oldu vesaire. Daha çok ürettim, biriktirdim. Şimdi sandık dolu. Onları paylaşmaya başladık işte ocağın 10'unda. Bu yıl boyunca da kasamız dolu, yani hepsini paylaşalım seni. Sürekli çıkartacaksınız. Evet, evet, her şey hazır. Gelecek. Tabii, tabii. Çok güzel. Zaten bence işin en güzel tarafı da bu. Yani hani pandeminin, yani pandemi tabii ki bence dünyada keşke olmasaydı, ama madem böyle bir süreçte eğer evde bir şeyler üretebildiysek ve bunları günün sonunda birileriyle paylaşabiliyorsak, bu bence büyük bir mucize. Bu da gerçekten sadece sanatçıların, bestecilerin ve yorumcuların yapabildiği şeyler oldu. Onun haricinde çok kişi de bir şey yapamadı. Herkes kendini mutfağa verip işte biraz şöyle göbeklerini yağlandırıp biraz sonra kolunları kollaştırıp falan o şekilde devam etmek durumunda kaldılar. Ama tabii sanatçılar öyle olmadı. Şimdi ne kadar çok burada böyle müzisyen konuk ağırladığımda veya oyuncu ağırladığımda hep kendilerine daha çok şey katmış olarak geri dönmüş oluyorlar. Bir yandan da aslında sizin orada kendinizle baş başa kalıp duygularınızı ifade etmeniz için de güzel bir süreç oldu. Evet, öyle oldu ama bundan sonrası benim için zor. Çünkü ben böyle ürettiğim, yaptığım bir şeyi hemen paylaşmak istiyorum. Bir kendi şarkılarım vardı yaptığım. Onlarla yola çıkacaktım. Sonra işte geçen Temmuz'da işler değişti. Bir Sezen Aksu albümü yaptım. Evet. 7 şarkılık. Şarkılar hazır, klipler hazır, her şey çekildi. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Süper. Evet. Sadece çıkacağı zamanı bekliyoruz. O da çok zor bir şey. Böyle çok herkesin merak ettiği bir sırrı saklamak gibi şey oluyor. Çok zor bir şey. Bir şey tutmak çok zor. Evet. Bir de işte Yunanistan'da bir şarkıcı arkadaşım var. Ona bir beste verdim. Tanıyor muyuz? Nuros Antiotis, daha önce düet yapmıştık. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Evet, bahsettim. Onun albümüne toplam 4 şarkı verdim. İşte birincisi çıktı şimdi, Stigmes. Orada dönüyor. Sözler ona ait, müziği bana ait. Süper. Yine başka bir Balkanlardan ünlü bir sanatçı, yine Dimitrova. Onun müzik öğretmenliğini yaptım albümünü. O da yakın zamanda Türkiye'de ve Bulgaristan'da aynı anda piyasaya çıkacak. Onu bekliyoruz. Aslında kendim için yaptığım şarkılar vardı. Aslında doğum sürecindesiniz. Hem de nasıl? Bebek doğmadı. Hem de nasıl? Erkekler de doğurabiliyor. Evet. Evet, çok güzel, çok keyifli. Şu anda tabii heyecanlı devam ediyor. Ediyor tabii, yani işte ilk şarkımızı yayınladık, Rüya'yı. Daha önce sevgili Sertab Erener okuduğu bir şarkıydı. Çok kıymetli bir şarkıdır ve çok ünlü bir şarkıdır. Sertab Erener gibi güçlü ve kuvvetli bir sesten sonra ve şimdi ondan da duymaya çok alıştık. Sözümüz Sezen Aksu'ya ait. Sertab Erener söyledi. Hani artık o bizim böyle beynimize kazındı. Böyle bir şarkıyı söylemek de tabii aslında yükü çok ağır, değil mi? Biz bunu aşağı yukarı 5-6 versiyonu denedik. Nasıl yapalım, nasıl edelim, daha iyi neyi yakalarız diye. Çünkü bazı şarkıcılardan sonra o şarkıyı okumak, işte İbrahim Tatlıses gibi, işte ne bileyim Tarkan gibi, Sertab Erener gibi, bu çok olağanüstü seslerden bahsediyorum. Onlardan sonra şarkı devralmak çok riskli bir iştir ve çok sıkıntılı bir iştir. O yüzden oturup ciddi ciddi bir masaya yatırdık şarkının anatomisini. 5-6 versiyon denedik falan, en son buna karar verdik ve bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bu şarkının başta aranjisi bizi çok yordu. Öyle mi? Yani Allah rahmet eylesin, Uzay Yapar'ın aranjisi bu. Yıllardan beri keyifli dinliyoruz ama sahneye koymamışız şarkıyı. Aranjörüm Serdar Seçme. Ben, sonra Sertab Hanım'ın davulcusunu çağırdık.
İşte arancesi esnasında orada bulunan müzisyenler falan toparlandık. Biz tabii 30 sene geriye gittik böyle. Ne güzel, İnanın, geriye döndünüz. Şarkı 7-8 başlıyor, işte 18'e dönüyor, bir eksik vuruş falan böyle. Uzay yaparı şaka yapmış ve gitmiş. Alın demiş, uğraşın demiş, gitmiş. O da benim size tabii, bir uzay yaparı hatıram. 3 gün falan sadece davullarıyla uğraşmış şarkının, 3 gün. Öyle oturdu iskelet falan. Çok zor bir şarkıydı ama iyi oldu ve yani albümümde, geride, işte bir yerde bu şarkıyı iz bırakabilmek benim için çok büyük bir onur gerçekten. Gerçekten çok da güzel yorumlamışsınız. Klibi de çok anlamlı olmuş. Yani aslında böyle burada siz bayağı bir şeylere dokunuyorsunuz bu şarkıda. Klibini de galiba biraz böyle alt metninde bir şeyler var bunun, değil mi? Şöyle okumalar esnasında aklıma geldi. Çünkü o gün yine bir haber okumuştum. Maalesef. Kadın yürek şiddetle ilgili. Her gün birkaç haber okuyoruz. En az 2 haber okuraya geldik maalesef. Okurken işte sözler böyle yürüyor. İşte değmeyin feryadıma, figanıma değmeyin. Eğer sevdamı demekse ben vazgeçtim, beni sevmeyin falan. Çıktım. Okumalar bitti, çıktım. İşte vokaller girdi. Yönetmenim Utku'yu aradım. Utku dedim, ben böyle bir şey düşündüm. Şimdi aklıma birleşti geldi falan. Abi süper olur dedi. O zaman ne yapalım falan. Ben hemen hazırlayacağım dedim her şeyi. İşte 4-5 gün içinde bir türlü cast ayarlandı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 20'ye yakında oyuncu galiba size. Tabii oyuncu var, şarkıcı var, doktor var, öğretmen var falan orada. Herkes gönüllü olarak geldi. Ve şeyle... İstekle. Mutlaka biz burada olmak istiyoruz diye geldi. Şehir dışından ve yurt dışından gelen oldu mesela oyuncular içinde. Çünkü... Ya kendilerinde, çevresinde, çok yakınlarında, çok yakınlarında bir daha söylüyorum, bu tip travmalar var. Ben bu şarkıyı çıkartana kadar, evet Türkiye'de bir kadına yönelik şiddet, cinayet vesaire böyle problemden haberdardım ve boyutunun büyük olduğunu biliyordum ama bildiğim boyut bu kadarmış Zeynep. Öyle bu mi? Kadarmış. Değil yani mi? Biz her şarkı çıkarttıktan sonra işte Instagram DM'den mesajlar gelir. Hı-hı. Tebrikler, şöyle olmuş bu. 1000 tane falan gelirdi mesaj. İnanın. Artı 10 bin yazıyor DM'de şu anda. Artı 10 bin daha okumadığı mesajlar var. Herkes derdini anlatmış böyle. Hatta bizim kendi çalışmalarımız dışında işte basın danışmanım, basın bülteni yolluyor vesaire. Bunlar dışında bizim haberimiz olmadan bizim göndermediğimiz yerlerden 30'dan fazla ulusal basında haber yapıldı. Hatta geçen ay 2 tane habere biz güldük biraz da. Çünkü radyolarda, televizyonlarda ve yazılı basında hep anlattığımız için... İki gazetede editör herhalde ya boşluğa denk geldi ya da başka şey oldu. Birisinde ismimin önünde şey yazmışlar. Kadın hakları savunucusu. Diğer gazetede bir de dergi vardı, Pazar dergisi. Onda da kadın hakları temsilcisi mi öyle bir şey yazıyordu. Biz güldük Ece'yle beraber böyle ya da salon diye. Yani şöyle demek istemiş olabilir bence. Hani kadın haklarını çok güzel dile getirmişsiniz. İşte klibe dökmüşsünüz gibi bir şey diyeceğine orada İyi muhtemelen yapmışlar. Bir karışmış. Şimdi ama yaptığımız şarkılar olmuş. Bir şekilde işte artık eskisi gibi değil. Yani evet. Oturup klasik şarkı kimse de kalmıyor. Ben yürüdüğüm yolda temiz yürümek istiyorum. Yani... işte şarkı size ne kadar şöhret kazandırdı, ne kadar para kazandırdı falan. Hiçbirisi kadınız değil. Yürüyorsunuz sonra onlar gidiyor bitiyor. Siz 5 sene önce kazandığınız para duruyor mu kasanızda yani mesela? Yani. Her programı da ya da 3 sene önceki çok güzel. Programdan sonra konuşalım bunu. Ya da işte 3 sene önceki program hala konuşuluyor mu? Hayır. O orada kaldı. Yaptığımız işler bir yere değiyorsa eğer o benim için çok kıymetli. Yani bu şarkı bence bu manada istediğim yere değdi. O yüzden huzurluyum. İkinci şarkı için rahat rahat hazırlıklara başlayabilirim. Başlayabilirsiniz. Zaten aslında siz başlamışsınız da. Yani, bitirmişsiniz ama süreleri bekliyorsunuz herhalde. Evet, evet. Peki ben diyorum ki acaba şu şarkı yani ben dinlemeye doyamadığım bir şarkı bu arada. Şu anda tekrar sizin sesinizden de dinlemek çok güzeldi. Ben dinliyorum. Aralarda şimdi radyolarda da zaten önüme denk geliyor. Evet. Çünkü ben radyo aslında bir süre uzun bir süre hep radyoda haber dinliyordum. Ve böyle geçenlerde yeter dedim. Ondan sonra ben müzik kanallarına döndüm tekrar. Çünkü içim şişti. O kadar oldu, bu kadar oldu. Ekonomi şöyle, ben ekonomist de değilim. Bu kadar bilgiye de bence benim için gerek yok. Çünkü çok sıkıcı ve karartıcı. Ve çok gereksiz bilgi de oldu beynimde. Evet. Biraz dedim artık böyle eğlenelim yani Zeynep. Giderken sabahları işte müzik dinleyip dönerken
o tarz haberleri dinlemeyi tercih ettim. En azından ikiye böldüm bunu. O yüzden çok keyifli oluyor. Ya da tam tersini yapıyorum. Hadi şu güzel şarkınızı hep beraber sizden dinleyelim. Bravo. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten böyle insanın içine işliyor bu şarkı. Yani böyle tüylerim diken diken oldu yani. Bu çok etkili bu bir şarkı. Bu sahneye ilk çıktığım yıllardı. 91'de başladım sahneye. 91 Eylül'de. 93 yıl 94'te çıkmış olması lazım Rüya. Hı-hı. 1 Kasım'da onu hatırlıyorum. İlk dinlediğimde işte o zaman orkestraya çalışıyoruz yine. Erol abi vardı. Abi dedim şu davulu dinler misin? Şakata çak arkada işliyor böyle solist gibi falan. İlk günden itibaren bende hep etkisini koruyan bir şarkıydı.
Ve ben bir gün albümde okuyacağım falan hayalim listesinde yoktu yani. Ya işte hayallerin ötesinde bir şey yapabilmek de bu mesleğin en güzel taraflarından biri aslında. Yani böyle yıllarca hayran olduğunuz, dinlediğiniz ya da çok beğendiğiniz insanlarla çalışma fırsatı bulabiliyorsunuz. Size bir şey itiraf edeyim mi? Sezen Hanım'dan muvaffakatname geldi. Kağıtta, A4 kağıtta Sezen Hanım'da benim ismim yazıyor. Arkadaşlarıma dedim ki mesleği bırakabilirim, ben biri bana yolaştım. Bundan sonrası emekli olabilirim artık. Evet yani o aynı sinirin yan yana gelmesi çok. Gerçekten çok bu acayip. Bu şarkıda sorumluluk da çok. Bir Sezen Aksu şarkısı, iki Uzay'a para aracısı, üç Sertat'la teslim almış şarkı. Böyle üç tane ağır çuvalla yattı bu şarkıyı. Şükür uykular kaçmış. Yordu, çok yordu. Yormuştur yani, uykular kaçmıştır ama çok güzel olmuş, çok değmiş. Klibi gerçekten çok anlamlı olmuş. Hem bu işte kadına yapılan şiddet ve ne bileyim gün geçmiyor ki kadın cinayetlerinin duymadığımız bir gün olsun. Bu çocuk yaşta evlendirilen kadınlar. Aslında her şeyde dokunmuşsunuz bu şarkıyla birlikte. Evet, çocuk oyuncularımız da vardı orada. Onlara çok daha masum roller verdik. Hı hı. Orada sadece masumiyeti gösterdiler ellerinde bebeklerle, oyuncaklarla. Evet, çok çok acıklı oralar. Şu an gözümün önüne geldi. Ben zaten çok duygusal değilim. Şimdi burada şakır şakır ağlarım. Yapmayın yani. Şey. Evet, o yüzden şimdi oraya hemen orayı geçiyorum ama gerçekten böyle işte bir şeylerin insanlara da bıraktığı etki ve bunun geri dönüşümü bence en güzel şeylerden biri. Bu arada etkinlikler, konserler, takvimler belli olmaya başladı. Oldu. Sizde de var evet, mı ufak evet, tefek başladı. Mart itibariyle başlıyoruz. Önce İstanbul konserlerimiz olacak. Instagram sayfamdan ve web sitemden bakabilirler. Takvimi orada açıklayacağız. Yani ay sonuna kadar açıklanmış olacak. Nisan'da yurt dışı var. Almanya var, İsveç var. Onları şimdi işte orkestranla repertuar hazırlıyoruz. Bir de orkestrayı birazcık abarttık. Öyle mi? Tabii tabii, yaylılar, brasslar falan bayağı böyle bir Volkan abi şeyi oldu, orkestrası oldu. Arkaya yani, verdiğiniz ya, artık insanlar bunu bekliyor. Artık insanlar müzik duymak yani istiyor. Dört tane enstrümanla müzik istemiyorlar falan yani. Artık daha büyük orkestralar tercih ediyorlar. Böyle bir yola girdik bakalım, yüzümüz ya bu, kara çıkmasın inşallah. Ben şeyi hatırlıyorum inşallah. Eskiden yani çok da eskiden değil yani 5-6 sene öncesine kadar orkestralar çok kalabalık olurdu. Yani 4 tane vokalist olurdu, işte davulcular. Şimdi yine öyle olmaya başladı. İşte, evet şimdi tekrar büyümeye başladı. Ta 90'lı yıllarda bir müzisyenim söylemişti. Ya böyle bir şey var, döngü var diye. İşte 10 yıl piyanist şantörler götürür. 10 yıl işte bir gitar, bir flüt götürür. 10 yıl dinleme götürür falan. Döner dolaşır orkestra. Yok böyle trio diye bir tabii, şey çıkar. Tabii. Yok o çıkar, yok bu çıkar. Böyle bir şey döngü moda var. Moda gibi aslında işte. 90'lar 60'lar 80'ler 40'lar 90'lar 60'lar 80'ler 40'lar. Ben kendim bildim moda böyle. Annemin mesela fotoğraflarına baktığımda annem hep çok hani modanın içinden hiç kopmamış gibi yani. Her fotoğrafta bir şey. Çünkü şimdi bir modacı olarak da bakıyorum. Evet, annemin şapkası moda. Annemin elbisesi moda. Annemin kadife ceketleri moda. Hani çok modayı takip ederdim. Müzik de böyle bir şey aslında. Biz hep o eski müziklerde hala eğlenip bir şeyler hayatımıza katıp daha içten söyleyebiliyoruz. Şu anki şarkıların çoğunu ben fast food gibi görüyorum. Ne düşünüyorsun? Şimdi bu konuda en dertlerden birisi benim. Oğlum da müzisyen biliyorsunuz Ozan. Biliyorum. Onun da şey albümleri çok iyi gidiyor. Hatta benden biraz daha iyi gidiyor onlarınki. İşte boynuz şimdi kulağa diyor ki, geçer. Baba her şeyi bilgisayardan yapıyorsunuz. İşte üzerine bir bas gitarla elektro gitar canlı çalınıyor. Arada bir şey trompet falan filan bir şeyler çalınıyor. O bilgisayarın göndermiş olduğu ses hoşuma gitmiyor benim yani, o bana geçmiyor diyorum. Çok geri kafalısın diyor, çok uğraşıyorsun, çok emek harcıyorsun. Çünkü bateri kaydı başlı başına bela, yaylıların kaydı başlı başına bela, brassların kaydı başlı başına bela. Yani hepsiyle böyle dantel işler gibi uğraşıyoruz. Ondan sonra onları topladıktan sonra ham halini duysanız çöpe atarsınız. Aranje dediğiniz bu oluyor bu arada. Tabii. Aranje ne demek diye soruyorlar bazen. Aranje şu demek, şöyle özetleyeyim. Bir şarkıda solistin sesini çıkartın. Arkada dürüst seslerin tamamını aranjör yaratır. Evet. Yani tek tek o davullar yazılır, piyanolar yazılır, bas gitarlar yazılır. Bu iştir. Çok evet. Da zor bir iştir. Ama en son her şeyi fırına attınız, pişirdiniz. Hı hı. Sonra bir de mix mastering aşaması var. Orası tam bela. Yani şey gibi düşünün. Çok iyi çekilmiş film ama montajda film yan yatabilir falan gibi düşünün. O mix mastering aşaması en zor aşamalardan birisi. Şükür orada da şanslıyız. Güzel insanlarla çalışıyoruz. Çok önemli şeyler bunlar. Yani evet. Neyin ne kadar duyulduğu. Sıradaki şarkıyı soracak mısın? Evet soracağım. Geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Sıradaki şarkı ne olacak?
Bunu açıkladık, o yüzden heyecanla söylemek istiyorum. Mart'ın ilk haftası çıkacak. Ay süper, çok az kalmış. Evet. Daha önce Aşkına Okumuş'ta Yazık. O geliyor şimdi tabii. Çok güzel. Ya minnacık mırıldanır mısınız acaba? Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana. Beraber söyleyeyim mi? Yazık. Hadi 3. Ben dört. Çok kötüyüm. Lütfen. 3. Ya asla yapamam. Lütfen. Yani ben sizi kırmadım ama. Hadi. Ama böyle mi sona erecek tiple bekliyorum. Bu şarkı geliyor şimdi Mart'ın ilk haftası. Burada bir sosyal sorumluluk almak istemedik. Yalnız adamı oynuyordum. ama işte ormandaki çekimlerde Belgrad'da. Böyle şeyde, evet, Kurt Kemeri, Ayvazmen'de o tarafta. Orada oturuyorum. O süper. O canların bir koşlar şeyde çekim sırasında, işte akşam da olmak üzere ışık gitmeden son denememiz falan. Böyle 3-4 tane köpek, biri oradan atları, bunun atları falan, onları seviştik falan böyle. Aa çok güzel. Oradaki köpekler çok büyük ama korkmadınız. Hiçbir zarar yok. Zarar onların. Vermiyorlar. Ben de yürüyorum oradan ama çok büyükler. Yani atlar. Hep üstte bize gezdirirler. Yani çok büyük, evet. Benim de üstüme atladılar da ben 3 gün uyuyamadım korkudan. Ciddi böyle misiniz? Rüyalarıma girdi. Bir şey yapmazlar. Bir şey yapmazlar. Evet. Evet çok büyükler ama şu an o an aklıma geldi. Çok güzel yerler oralar. Oralarda çekilen klipler çok başka oluyor. Yani ormana hep böyle mesafeli duruyordum. Bunda istedik böyle bir şeyi. Bir bölüm orada çekildi. Hı hı. Bir bölüm stüdyo. Başka yerlerde çekildi falan. Farklı yerlerde. Laf almaya çalışıyordum. Evet, peki stylinginizi kim yaptı? Mesela benim hiç telefonum çalmadı da bu projede falan. Telefon numaranız yok. Ulaşabilirdiniz. Şöyle, çok hızlı da aramak zorundaydık. Çok süslü cümleler kurmayacağım bu konuda. Yedi şarkı için 7 ayrı kostüm gerekiyordu. Onları olabildiği kadar hızlı, uygun, fiyatlı, hı-hı, ve hızlı çözüm bulmam gerekiyordu. Çok basit yerlerden topladım. Evet. Uygun fiyatlı. Bana kazıkçı mı diyorsun? Estağfurullah. Hayır hayır. Yani 7 tane olunca yani masrafı 7 çocuğunuz var mı düşünün evet, yani. Biliyorum, o zaman şey ekmek arası peynir yapıyorsunuz. Öyle bir şey yaptık. Güzel oldu diye düşünüyorum. Ben yani yakışıyorsa tamamdır. Evet ya, zaten bence de böyle kliplerde de artık ya gerçekten çok şov yapmak gerekiyor. Hani gerçekten yani hani takısı tıkısı elbisesi olsun. Bir de styling konusunda çalışacağınız birinin olması için biraz birkaç noktayı aşmak gerekiyor. Yani oralara gelmedim daha, onu biliyorum. Hiç öyle değil bence. Değil mi? Yani Sezen Aksu ile aynı kağıtta adınızı gördüyseniz siz oraları çoktan geçmişsinizdir. Peki. Ya belki vakitsizlik, çünkü tek bir şeyle uğraşmıyorum. Bir sürü yük var sırtımda. Bir sürü şeyi yönetiyorum falan aynı zamanda. O yüzden de işte böyle 2 saatlik boşlukta bir şey hallediyorsunuz. 1 saat boşlukta başka bir şey hallediyorsunuz falan. Çok, ama eminim ki çok güzel kolay bir hayatım yok. Evet, tahmin edebiliyorum. Çünkü hem beste yapmak hem kendini... Hangisi sizin için daha kıymetli? Beste, şarkıcılık, hepsi, müzisyenlik. Ayırt edebiliyor yok, musunuz? Yok. Hepsi çok kıymetli. Çocuklarınızı ayırt edememek gibi bir şey olsa gerek bu, değil mi? Hepsinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Peki yazmak mı daha zor, söylemek mi? Ben eskiden çok kolay yazardım. Şimdi olgunlaşmakla ilgili bir... olgunlaşmakla ilgili bir şey diye düşünüyorum bunu. Şöyle oluyor... Şimdi birazdan bir şarkı okuyacağım, biz evet, düşün. Az kaldı. O şarkının sözlerini, nakaratını yazdım. Hı hı. Aşan yazdım, sonra gerisi kaldı. Ondan sonra hep bilgisayara atarım. Bir dosyam, hı hı, var, çalış bunu Ender. Ender bunu tamamla falan diye bir sürü, hı, Word dosyası var falan. Bu kağıttaydı. Ben şarkının sözlerini kaybettim. Okumaya böyle 3 gün kalmış. Serdar sıkıştırıyor artık. Ender, hı hı, ne zaman okuyacaksın şarkıyı falan diye. İşte yarın geleyim mi dedim. Gel. Ama sözler yok ortada. Oturdum ben, sözleri bir daha yazdım. O korkuyla, o adrenalinle bir kez daha yazdım ama ben o aradaki boşlukları yazamadım mesela birkaç ay. Şimdi çok kolay yazamıyorum. Besteler çabuk çıkıyor. Çünkü beste sistemle çalışma işidir. Yazmak da öyle. Az okuyorum, belki ondandır. Yani bu sıra okumak için zaman bulamıyorum. Belki o yüzden. Bir de aynı sözleri, aynı şeyleri yazmak istemiyorum. 100 tane yazıp atıyorum. 3 satır kalıyor içinden falan. Yazmak zor şu anda benim için. Öyle mi? Yazmak, evet, zor yani, ifade etmek. Ha, gerçekten yazmaktan bahsediyorum. Şimdi bakın, herkes yalnızım der. Hı hı.
Ama bir şiir var Sezen Hanım bestelemişti. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Yalnızlığı bundan daha yanlışacak kelime yok bence. Değil cümle mi? Yok. Çok ama tabii güzel. yazacaksanız böyle yazacaksınız. Yoksa herkes ben özledim, yalnızım yazabilir yani. Evet. O zaman hadi ya şu güzel bizi düşündüğünde alalım o zaman. Tamam. Madem bu kadar konuştuk. Tamam. Bu kadar aralıklarla gelmiş. Güzel gelmiştir. O korkuyla da. Hadi bakalım. Hadi gel. Bravo. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı. Çok enerjisi güzel bir şarkı. Sözlerini bir saatte yazdım bunu. Korkutulmuş korkudan bir şarkı. Vallahi Serdar çok pis çünkü. Serdar çok pis dedi, ben bilmem. Ters çok pis yani, Serdar iyi de ters çok pis. Ters pis. Evet, çok güzel olmuş. Teşekkür çok, ederim. Çok eğlenceli ve anlamlı sözleri olan bir şarkı olmuş. Bu arada her zaman söz yazacak birileri vardır yani. Cevaplamış olalım. Bakın neler diyordu. Tabii ki yani bir şekilde olması lazım. Bence zaten aşkla falan besleniyor bu müzisyenler. Yani evet bir şeyler yiyip içiyorlar ama genelde de öyle oluyor. Benim arkadaşlarım da öyle. Tabii bir kişi oluyor genelde ama böyle onlar biraz böyle algıları çok açık insanlar oluyor müzisyenler. Yani böyle sahnedeyken bir aslında anda her şuradaki seni böyle yani, işte elbisenin bilmem nesini görmüş olabiliyor falan. Böyle algıları çok açık. Ben mesela geçen sene bu orman yangınları vardı ya, sırf bu sebepten Sezen Hanım'dan bir şarkı istemiştim. Sonra yeni şarkıya çıktı bu. Bu şarkıyı da bu yaz paylaşacağız. O hangisi? Onu paylaşabilirim aslında. Dansöz Dünya. Aa, hiç kavga güzel. Bilmez gülle yaprak, hiç kıyar mı ağaca toprak? Sözler burada. Evet. Orman yangınları orada. Orada maalesef. Gerçekten gözümüz önünde cayır cayır yandı yani. Çok korkunçtu. Yani inşallah bağışlı. Ben şimdi çok korkuyorum siz birden programı bitirirsiniz diye baştan söz alayım. İstanbul'daki ilk konserime ekipçe geliyor musunuz hep beraber? Ekipçe geliyor muyuz hep beraber? Sözünü aldık. Geliyoruz. Tamam geliyoruz. Vallahi Instagram'da paylaşırım. Gelmediler diye bas bas bağırıyorum. Söz verdiler gelmediler diye tamam, paylaşırsınız. Tamam anlaştık. İstanbul'daki ilk konserinizde inşallah biz de böyle sağlık problemimiz olmadığı sürece koşa koşa geliriz. Olmaz bir şey. Bugüne kadar COVID olmadan geldik. Çok güzel. İnşallah ben kendi adıma söyleyeyim. Allah'ım diyorum yani gerçekten bu kadar zaman nasıl? Bana da gelmedi COVID. Hiç olmadınız hiç mı? Hiç olmadım. Hiç olmadım yani. Arada şey falan da yaptırdım. Hani acaba oldum da anlamadım mı falan diye de baktırdım. Yok yani hiç maşallah diyelim. Güzel güzel nazar değmişsin. Evet maşallah nazar değmişsin. Bu arada siz kendinizi 3 kelimeyle anlatıyormuşsunuz. O 3 kelimeyi hatırlıyor musunuz? Şarkıcı, müzisyen, besteci. Değil. Neymiş? Bızıt. Ben söylüyorum. Aa, başka dürüst, programda. Vefalı, ama başka bir şey. Tamam. Şimdi. Kendini yanlış anlattı. Şeyde başka program çekimde sormuşlardı onu. O başka bir şey. Tamam. Valla ben böyle buldum. Peki, bir de en sevdiğiniz şehir Adana'ymış. Neden? Adana'nın atraksiyonu çok bu. Yani en son Kasım'da gittim. Yani hiçbir şey yapmanız gerekiyor. Yolda dümdüz yürürken bir sürü şey görüyorsunuz. Mesela en son gidişimde şey gördüm. Bir motosikletin arkasında bir tanesi ters oturmuş. Yani sürücü düz oturmuş Allah'a şükür. Arkasındaki ters oturmuş. Elinde hani şu çamaşır sepetleri vardı plastik. Evet. Nasıl taşıyor dedim. Nasıl dengedir bu falan. Arabayla yaklaştım ve baktım sobaymış. Döküm soba var elinde. İnanmıyorum. Mesela böyle bir şeyi başka bir şehirde göremezsiniz. Başka bir ülkede göremezsin. Başka şehirde yaşamam diye bir şey var yani başka yerde yaşayamam. Yani sonra işte kebapçıdan orada çarşıya gidip kazanç çarşısına gidiyoruz. Orası başka bir dünya. Ay çok lezzetli. Onun alt caddesi var. İnönü Caddesi. Oraya elinizde başka bir dünya. Yani sonra şeyi açısından yani bir gazete haberleri kültür meşhur. Sanat açısından da çok deli bir şehir. Yani Türkiye'deki birçok sanatçının şeyidir, doğum yeridir orası. Evet, çok sanatçı çıkıyor. Çok Adana'da. Üreten bir yer. Bizim çok üreten bir yer. Bizim kanalımızın sahibi sevgili Umut Kuzey de Adana'da. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Evet, ben de şimdi benim de patronum olur kendisi. Kendisi değil mi? Tabii. Doğru. Çok ortak noktamız var. Patronumuz bir. Bu arada asla giymem dediğin kıyafet varmış. Ne? Evet. Söyleyeceğim bir saniye. Kandura. 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 Kandura nedir? Ben bilmiyorum. Kandura bu Arapların giydiği bir kıyafet var ya. Yani. Ona kandura mı deniyor? Asla giymeyeceğim öyle bir kıyafet ben. Ay şu an tekrar alkış. Öyle bir kıyafet neden giyilir? Bilmem. Değil mi? Ben giymem. Ben giymem. Ben de giymem. Giyeni de yani giymesin. Bir tatile çıkmak istersem Ata Demirer'le çıkmak isterim evet. Demişsiniz. Ata Demirer'e olan hayranlığınız nereden geliyor sevginiz? Bir defa karşılaşmıştık daha bu stand-up'lara başlamadan önce şeyde okulda İTÜ'de.
İşte sınava giriyorduk. İşte onlar, o da gelmiş rahmetli Gökhan Semiz, grup vitamininin uzun saçlısı, hatırlar mısınız? Evet, o evet. Emrah. Ondan sonra işte bir aynı masada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra Ata geldi işte, Gökhan'ların arkadaşı, benim arkadaşım değil, hala arkadaşım değil. Geldi, o dedi işte bir şey hazırlıyorum, acayip bir şey gelecek falan, işte sahnede şunu yapacağım, bunu yapacağım, birkaç örnek verdi falan. Adam deli manyak böyle ya, çok güzel. Ondan sonra çok dikkatimi çekmişti ve çok kısa bir süre sonra da 95-96 galiba işte stand-up'ları başladı ufak mekanlarda. Hı hı. Sonra geldi, büyüdü. Şimdi dev bir sanatçı, yani şeylik, dev kadroların arasında. Hı hı. Şeyden takip ediyorum Instagram'dan. Bir kere çok mütevazi. İkincisi işte pazara kendi çıkıyor, işte gidiyor bir dayıyı buluyor, onunla şarap içiyor falan. Yani böyle değişik, çok kendine benzettiğim birisi. Ama çok donanımlı, altı boş değil ve eğlenceli olduğunu düşündüğüm için yani böyle 3 günlük bir tatil isterdim, 1 haftalık tatil isterdim ya, yanımda. Ya değil mi? Çok çok bazı hem insanlar çok eğlenmek hem de beslenmek açısından. Gerçekten çok güzel. Ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle renkli kişilikleri çok seviyorum yani. Hemen tamam, okey, orada onu buldu, burada bunu buldu. Hadi şunu yiyelim, bunu içelim, çok güzel. Instagram kullanıyorsunuz. Evet. Böyle Instagram'da en çok neye bakarsınız? O keşfet sayfasına bakmayı seviyorum. Orada, hı hı, değişik içerikler yakalıyorum. Onun dışında yakınlarımın kini görüyorum. Takip etmek istediğim insanları başardım, onları görüyorum falan. Çok zaman geçirmiyorum. Daha çok paylaşım yapıyoruz oradan. Fake hesap kullanmıyor musunuz? Fake hesap hani yok. Böyle, kullanmıyorum. Böyle yok. Ben kendi herkes hesabım... itiraf ediyor fake hesabım yok, var hiç diye. Yok, hiç olmaz diyor. Telefonum burada, bakabilirsiniz. Hemen bakalım. Ben bu sene 2 defa hesabı çaldırdım. Aa, ya, evet, bir, öyle bir şeyler oldu, birincisinde, doğru. Birincisinde hallettik işi, 45 gün sürdü. Çalınma değil, o benim hatamdı, böyle 2 faktörlü doğrulama kodu falan. Öyle bir şeyden dolayı zaman kaybettik. Ama bu son işte 2-3 hafta önce bir şey oldu. Mesaj geldi, şeydi, hesabınızı ele geçirmiştir, bu kadar para gönderin falan diye. Şimdi arkadaşlar işi çözdüğünde aman hesabımı kurtardım, ne olacaksa olsun diyorlar ya. Hı hı. Benim hesabım üzerinden işte para istendi falan filan, bir gönderen arkadaşlarım da olmuş. Aa, çok acı maalesef. Dava açtım, vazgeçmedim, savcılığa gittim, siber suçlara gittim, işte ilçe emniyete gittim. Her yerden suç duyurusunda bulundum, avukatım da davayı açtı. Elimizde 3 tane telefon numarası, 1 tane banka, 2 tane de banka hesap numarası var, IBAN numarası. Hı hı. Hepsi kayıtlarda. Daha başladım, sonuna kadar da gideceğim. Bu namuslulara ekmek yedirmek lazım. Ve kimin hesabı çalınıyorsa işi bittikten sonra vazgeçmesin. O kişiler hakkında suç duyurusunda mutlaka bulunsunlar. Evet, gerçekten bu çok büyük bir şey. Yani büyük ahlaksızlık. Hem özel hayatı ihlal, hem dolandırıcılık, hem hırsızlık. Yani bütün suçlar var bütün yani içinde. Bütün suçlar var. Hem de yani düşünsenize, sizin oradan iş yaptığınız bir mecrayı alıyor. Yani işinizi haneye tecavüz etmiş oluyor aslında. Aynen öyle. Yani bu çok büyük bir saygısızlık ve bu çok fazla yapılıyor son zamanlarda. Gerçekten insanların özel konuşmalarını paylaşmakla tehdit ediliyor falan. Gerçekten çok çirkin. Çok geçmiş olsun bu konuda. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Güzel sohbetinizle ve programımıza renk kattınız valla. Güzel şarkılar yapıyorsunuz, iyi müzikler yapıyorsunuz, iyi müzisyenlerle çalışıyorsunuz, anlamlı klipler çekiyorsunuz. Her şey var sizde. Bir sonraki projenizde tekrar bekliyoruz sizi. Milyon TV izleyicilerine son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. Çünkü ben teşekkür programı ederim. Gerçekten ben de keyifle takip ediyorum. Evde olduğum zamanlar çok mutlaka izliyorum. Burada olmaktan da büyük keyif aldım. Ne diyorduk? Genç değil, müzik kanalı Milyon TV ve izleyenlerini selamlar. Evet. Aynı zamanda kendini genç hissedenlerin de bence, değil mi? Hepimiz kendimizi çok genç hissediyoruz. Bu arada asistanınız mı? Evet. Evet, ismi ne? Hilal. Hilal'e de buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. Bütün program boyunca bizi can kulağıyla bizi dinlediği, izlediği için. O zaman biz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Ender Çalışkan gitti. Şimdi yeni konuğumuz geldi. Yeni konuğumuzu size anons etmeden önce kitap tanıtımları var elimde. Onları yapmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum okuduğum kitapları. Evet, bu kitabı bir süre önce okumuştum. Çok da sevmiştim. O yüzden bugün size bir
tavsiye etmek için getirdim. Engin Geçtan İnsan Olmak diye bir kitap. Bu kitap gerçekten şu anda da yönetmenimiz de bu kitabı okuyormuş hatta. Herkesin okumasını gerektiğini düşündüğüm. Böyle günümüz dünyasında işte sosyal ve maddi değişimler dönüşürse neler olacak, ne gibi etkileri olacak gibi birçok şeye değiniyor. Bence günümüze göre de çok güzel bir kitap. Bunu muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. İkincisi de herkesin gerçekten böyle arayıp arayıp bulamadığını düşündüğü şu ruh eşim, ay o benim ruh eşim, bu benim ruh eşim deyip böyle sosyal medyalarımızda defalarca paylaşıp 3 gün sonra hakaret ettiğiniz ruh eşlerinizi yanlış yerlerde aradığımızı öğretebilecek bir kitap bu da. Ruh eşim, Canay Doğmuş, Ruh Eşim Nerede? Hepimiz merak ediyoruz bu ruh eşimizin nerede olduğunu. Dünyada her nerede olursan ol, seninle buluşmak istiyorum diyebildiğin kişi, bu yaşamda ömrünüzün yettiği kadar beraber olmak üzere seni çağırıyorum cümlelerini kurarak ruh eşinizi çağırabilirsiniz. Ruh eşinizi bulmak o kadar da kolay değil ama bence yine de bu kitabı okuyun. Belki içinden böyle biraz tavsiyeler alıp ona göre daha doğru tercihler yapabilirsiniz. Hem de ruh eşinizin içinde bir yerlerde olduğunu da anlayabilirsiniz. Livan Ali'nin bir kitabı bu da. Kardeşimin Hikayesi. Gerçekten güzel bir kitap. Sakin bir böyle balıkçı köyünde geçen bir kadının cinayete kurban gitmesiyle başlayan. Maalesef son zamanlarda da günümüzde gün geçmiyor ki böyle haberlerle uyanmayalım. Böyle haberleri okumayalım. Bu da onlardan bir tanesi. İçinde böyle bir kitap. Böyle bir hikayesi olan bir kitap. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Eğer şu anda moralleriniz bu kitabı okumaya uygunsa bu kitabı da okuyabilirsiniz. Ben okudum, biraz ağlayarak okudum. Size de tavsiye ediyorum. Öncelikle kitaplarımızı tanıttık. Şimdi yepyeni, aslında bizler için yeni ama kendisi yıllardır bu müzik camiasında olan, çok güzel şarkısı olan, en ama en sevdiğim isimlerden bir tanesi, kendisinin de ismi Kemal Alıç bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben deyim, heyecan var mı? Çok küçük var. Çok minnak. Çünkü var ama... ilk canlı yayınım bu benim. Evet, ilk canlı yayın çok kıymetlidir ya. Beni öyledir. Umarım şans getirir. Çok güzel. Böyle ilk canlı yayına gelen konuklar bence ilk çıktıkları programı hiçbir zaman unutmazlar. Beni de unutmayacağınızı düşünüyorum bundan sonra. Müzisyensiniz. Evet. Yaklaşık profesyonel olarak 2000 yılından bu yana müzisyenlik yapıyorum. Şöyle 22 yıldır. Birazcık bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ya ben aslında çok küçük yaşlarda müziğe başladım. Babamdan dolayı. Çünkü babam klarnet sanatçısı benim. Çok yani her zaman müzikle iç içe olan bir adamdım. Çok da şey değildim aslında. Böyle nasıl söyleyeyim? Hani çok küçük yaşlardan çocuğa böyle bir şeyler verirsin. Babam çok istiyordu müzisyen olmamı. Ben de hep kaçıyordum müzisyen olmaktan. Ama son yıllarda böyle işte yaş ilerledikçe işin içine girmeye başladım. Böyle işin içine girdiğim zaman da şey oldu. Böyle hoşuma gitmeye başladı. Tamam dedim, ben müzisyen olacağım ama ben istediğim gibi bir müzisyen olacağım deyip böyle bir yola girdim. İşte 99-2000 yılının bu yana da profesyonel olarak müzisyenlik yapıyorum. Aslında uzun yıllardır müzisyenlik yapıyorsunuz. Zaten tabii. Doğduğunuzdan beri de müzik içindesiniz. Evet, aslında o yüzden de çok da başarılısınız. Kemal ismini ben niye çok severim? Bence çok anlamlı ve çok güzel bir isim. Kesinlikle. Öncelikle sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ten dolayı bu ismi çok seviyorum. Çok kutsal ve çok özel buluyorum bu ismi. Hem de yeğenimin adı Kemal. O da Mustafa süper. Kemal Atatürk'ten dolayı Kemal oldu. Hem de sarışın mavi gözlü oldu. Böyle hepsi büyük bir tesadüf oldu ama çok da güzel oldu. O yüzden bende yeri çok büyüktür. İsminizi duyduğum anda hemen girip sosyal medyanızdan baktım. Çok güzel. Bazı isimler gerçekten çok güzel. Sizinkisi de onlardan biri. Hayat böyle diye geldiniz bugün buraya. Hayat nasıl? Hayat güzel, inişleriyle çıkışlarıyla her zaman şey ama özellikle bu dönemlerde malum bir pandemi süreci atlattık. Biz müzisyenler için zor bir süreçti ama çok şükür şu anda iyiyiz. Güzel gidiyor hayat, evet, her şey yolunda şu anda. Süreç sıkıntılı bir süreçti bu evet, müzik bir ve buçuk, eğlence iki yıl, sektörünün maalesef. Çok ciddi etkiledi. Ama önemli olan sağlık, umarım bir an önce herkes bu süreci atlatır diyoruz. Evet, inşallah böyle yüzdük kuyruğuna geldik durumundayızdır. Ve bütün dünya olarak bir an önce bu pandemiden kurtulup normal hayatımıza geri dönebiliriz. İnşallah. Çünkü pandemiyle birlikte hayatta iyice zorlaşmaya başlıyor her geçen gün. Evet, yasaklar kalksa da geçim şeyleri çok daha fazla. O çok zor diyor. Sıkıntılı yani olmaya hiç başladı. Çalışmayınca böyle, hiç gelir kaynağı olmayınca biraz sıkıntı olabiliyor, olabiliyor maalesef. Evet. Sizin böyle daha önce çalıştığınız isimler var mı evet. sahnesinde? Yani şöyle, ben
2005'te İstanbul'a geldim. Hı hı. Ve 2005 daha önce neredeydiniz? Alanya'dan geldim. Alanya'dan doğum yerim benim Silifke ama çok küçük yaşlarda ailem Alanya'ya yerleşti. Ay, Silifke denir denmez böyle içinden Evet, böyle. Aynen öyle. Ben 5 yaşındayken işte babam bizi Alanya'ya götürdü. Hı hı. Sene 88. Ve 20-22 yaşına kadar ben oradaydım. Sonra işte müzisyenlik hayatına girince dedim hani müziğin merkezi İstanbul olduğu için de kendimizi burada bulduk. Burada buldunuz. Çünkü evet müzik yapmak istiyorsanız yani profesyonel anlamda müzik yapmak istiyorsanız gerçekten İstanbul'da olmanız gerekiyor. Evet çünkü yani Türkiye'de doğru adres burası. Çünkü hep ne derler büyük devler, büyük üstadlar hep burada oluyor ve biz de burada olduk ve onlarla çalışma fırsatı yakaladık uzun yıllarca. Kimlerle oradan çalıştınız? Çok beslendik. Yani Tarkan'la çok kısa bir çalışmam oldu. Ebru Gündeş'le 6,5 yıl çalıştım. Ebru Gündeş'le çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu çünkü çok profesyonel bir insan. Hı hı. Zaten sesi yani inanılmaz yani böyle muhteşem bir şey. 6,5 yıl boyunca ben her zaman kendisiyle çalışmaktan şeref duydum. Siz orada enstrümanınız da eşlik ediyordunuz. Evet, enstrüman, perküson çalıyordum orada. Yani bütün ritim enstrümanlarını çalıyordum. İşte 6,5 yıl çalıştım ama onun gibi birçok değerli insanlarla sahne çalışmalarım oldu. Çok şanslıydım o konuda. Sonra 5 yıl önce bir DJ perküson projesi hayata geçirdim ben. Hı hı. Dedim ki artık kendi yolumu çizmek istedim. Kendi ismimle bir şeyler yapabilmek istedim. Ve 5 yıl çok iyi gitti. Bu pandemi sürecinde malum hepimiz bir kararlar aldık müzisyen olarak. Yani böyle bir oturup bir düşünmek için çok fazla zamanımız oldu. Maalesef çok uzun bir zaman oldu. Çok uzun bir zaman oldu ama ben şöyle sürekli stüdyoda zaman geçiren bir adamdım. Ve şey oldu yani böyle ilk önce dedik ki hani böyle 5 şarkılık bir cover yapalım. YouTube'a koyalım. Hani oradan bir bakalım hani tepkiler nasıl. Çok güzel tepkiler aldım. Çünkü benim en yakınımdaki insanlar bile benim şarkı söylediğimi bilmiyordu. Ama ben kendimi biliyordum. Aa çok ilginç. Evet. Siz daha önce mesela çalıştığınız solistlerde falan hiç yok hani yok ailemden de yani böyle enteresandır. Böyle hani küçükken babamın yanında böyle hani birlikte çalıp söylerdik ama hani şey değildim hiçbir zaman. Kendimi böyle hadi şarkı söyleyeyim işte ön plan demeyeyim ama hani böyle şarkı söyleme diye bir şeyim hiç olmadı. Hep böyle enstrümana çok aşık bir insandım. Her zaman enstrümanlarımla böyle zaman geçirmek beni çok mutlu ediyordu. Zaten ritim enstrümanları özellikle böyle terapi gibidir. Evet. Yani zaten terapilerde de kullanılıyor. Evet evet kesinlikle böyle vurmalı enstrümanlar. Bir de bunu profesyonel anlamda iyi müzisyenlerle iyi platformlarda icra ettiğiniz zaman böyle tadından yenmiyor o iş. O yüzden çok fazla şeyimiz oldu. Sonra dedik ki hani bu şeyden güzel şey aldık, karşılık aldık. Hadi böyle bir single yapalım. Hani çok güzel bir şey. Bu arada bir şey araya girmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi siz dediniz ki benim çevremde kimse sesimin güzel olduğunu bile aslında bilmiyordu. Yani daha doğrusu şarkı söylediğimi. Çünkü söylemiyordum. Peki siz bunu ne yapıyordunuz? Hani benim gibi banyoda mı söylüyordunuz? Yani özellikle yalnız kaldığım zamanlarda söylüyordum ama çok fazla müzik dinliyordum. Her tarz müziği dinleyen bir müzisyenim çünkü müzisyenlik onu gerektiriyor. Çünkü her şeyde olmanız gerekiyor. İşte ben Türk müziğinden yetişme bir müzisyenim ama içinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, işte arabesk müzik, pop müzik ve ilerleyen zamanlarda şeye geldi artık bu. İşte yabancı müziklerle çok haşır neşir oldum. Latin müziğiyle çok ilgilendim. Flamenco müziğiyle çok fazla ilgilendim. Bunların her şeyinden beslendim ve bunlar bana hep artı olarak döndü. Sonra dedim ki artık hani benim altyapımın olduğuna inandım. Çünkü uzun yıllardır profesyonel olarak yaptığınız zaman artık ne seçeceğinizi de iyi biliyorsunuz şarkı olarak. O yüzden Hayat Böyle şarkısı sözümüzü İlkay Sipahi'ye aittir. Düzenlemesini Mert Alp arkadaşım yaptı. İşte klipte de çok iyi bir yönetmenle çalıştım ben Ferhat Kılıç. Hikayeyi de Beyza Gamiş yani benim projemdeki menajerim yazdı aslında. Çok güzel. Evet evet kendisi de çok tatlıdır. Buradan hepsine çok sevgilerimi sunuyorum. Selamlarımızı iletelim. Yani biz çok iyi bir ekiple çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorduk ama hani bu
biz böyle düşünüyorduk. İnsanların tepkisi bizim için çok önemliydi. Ama o yönde de çok güzel tepkiler aldık biz. İşte bu çok önemli aslında. Evet. Siz evet çok inanıyorsunuz, yapıyorsunuz ama bunu sunduğunuzda geri dönüş. Değil mi? Evet. Heyecanla geri dönüşünü beklemek evet, kalıyor. Evet. Ama siz uzun yıllardır sahnede olduğunuz için zaten aslında hep bir kontak halindesiniz. Tabii. Arka planda olsanız bile, sahnede sadece kendi aranızda konuşsanız bile, seyirciyle bir diyalog halinde olmasanız bile, siz seyircinin neden keyif aldığını, hangi şarkılarda evet. dans ettiğini, hangi şarkılarda hadi bu şarkı bitsin dediğini evet. daha iyi arkadaki orkestra gözlemleyebiliyor. Çünkü şöyle, bunun altında yatan neden şu bence, çok profesyonel insanlarla çalıştık. Yani evet. Türkiye'de gerçekten çok iyi yerlerde olan büyük üstadlarla çalıştığımız için ve siz de kendiniz de iyi gözlemciyseniz hı hı. zaten bunu ilerleyen zamanlarda ben şeye çok inanan bir insanım. Yani her şeyi yaparsınız ama tecrübe, birikim çok bambaşka bir yere götürüyor bir şey. Sizi. O yüzden de ben oralardan çok iyi beslendiğimi düşünüyorum. Çevremdeki insanlar da hep şey der zaten. Sen çok detaycı bir insansın. İşte detaycı çünkü yani evet hani mükemmeliyetçilik bazen şeydir, iyidir yani. Çünkü o detayları görebiliyorsunuz. Evet. Çünkü müzik de öyle bir şey aslında. Evet. Yani hani böyle bir şarkıyı dinliyoruz ama bir yerde öyle bir işte dabruka oluyor ki o şarkıyı sevmemize sebep oluyor. Kesinlikle. Ya da işte bir yerde öyle bir işte tiz, pez neyse evet. artık onun için. Ya da herhangi bir şarkı herhangi söylerken küçük bir name yapmak. Evet, insanın o ruhuna işliyor. Evet, orası akılda kalıyor belki de. Ya da orası kalbimizde kalıp sözler evet, akılda kesinlikle. Kalabiliyor. Bu da böyle kalpten beyine, beyinden böyle vücuda yayılan aynen bir şey öyle, olduğunu düşünüyorum. Ve ben şu anda Abuka'yı gördüğüm için sorularıma konsantre olamıyorum. Hadi şöyle minicik başlayalım mı? Şu güzel Abuka şovu. Çalayım mı? Hadi tabii çalın ki. Bence. Yani bu enstrümanlar beni hep çok heyecanlandırır. Çok da severim küçüklüğümden evet. beri ben de. O yüzden de görünce dayanamadım. Tabii ki. Böyle küçük bir form çalayım size. Ondan sonra da böyle çok minik bir hareket katalım. Tamam. Ondan sonra peki da final yapalım. Siz istediğiniz gibi. Tabii ki. Oturttunuz yani. Böyle dans etmek isterken hareket edememek ve dans edememek zor. Evet. Çok güzel ve böyle insanı böyle heyecanlandıran bir enstrüman değil mi? Çok, Abuka? Çok fazla. Yani hiç oynamayan insanı bile oynatan bir enstrüman. Evet, bu arada parmakların yani çok fazla müzisyen arkadaşım var ve hep izlerim. Bu arada ama hiç bu kadar dikkatli izlememişim galiba. Parmaklarınız böyle tır 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 tır. Evet, yani sürekli çok fazla etüt yapıyorum. Şey gibi hani su içmek gibi oluyor bir zaman sonra ve boş zamanlarımda enstrüman çalışmayı da çok seven bir insanım. Gerek sahnede çalıyorum hı-hı. ve şey bunlar işte aslında farkında olmadan egzersiz yapıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Parmaklarınızın kaslarını açıyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra da istediği gibi parmaklarınız sizin o zaman çok esnektir de yani. Yani evet. aslında çok esnek değil. Değil yani evet. mesela şey değil. Böyle bazen bu parmak şeyleri vardır ya böyle evet, ayırırlar evet. vesaire Hı-hı. falan. Hiç öyle olmuyor benimki. Evet ama çok ama böyle, enstrüman üzerinde öyle. Evet enstrüman hem çok estetik gözüküyordunuz hem teşekkür de ederim. Çok keyifliydi yani. Çok sağ olun. Minnacık bir şey geldi ama herhalde bu kadarla sınırınız değildir diye düşünüyorum yani. Siz bu nasıl böyle isterseniz. Bu böyle bir başlangıçtı. Gerçekten çok güzel bir şey. Bilmiyorum enstrüman çalmak çok vurmalı enstrümanlar da
ayrı bir keyifli değil mi? Çok. Yani dediğim gibi hani oraya her vurduğunuzda böyle bir sanki bütün şeyiniz değişiyor. Bakış açınız, ruh haliniz, her şey değişiyor. Valla gerçekten oynamayanı, yılanı deliğinden çıkartacak olan şu enstrümanla evet. Sahnede olup da dans etmeyecek, dans ettirmediğiniz bir müzisyen de yoktur değil mi? Solist de yoktur. Yani genelde böyle özellikle ritimcilere solo falan bırakıldığı zaman sahnede ekstra tadından zaten coşuyor. Yani, gerek seyirciler, dinleyiciler, gerek sahnede eşlik ettiğimiz sanatçılar. Ben yıllarca sevgili Nükhet Türoğlu ile çalıştım. Ha. Hatta dün de kendisiyle birlikteydik. Onun kostümlerini hazırlıyoruz. Hatta bugün bunu giyeceğimi duyunca aynısından istedi. Çok yakında aynısından onu da yapacağım bir tane. Süper. O da böyle. Sahnede böyle enstrümanlar işte çalarken falan. Özellikle de ritim enstrümanlarına karşı çalarken çok büyük bir bağlılığı var zaten. Evet, siz duramıyor. Yıllarca, evet. Duramıyor. Gerçekten duramıyor. Çok da güzel dans eder. Evet, çok da sahneye yakışır. Ben o böyle onu sahnede bu ritim enstrümanlarıyla dinlemeyi ve izlemeyi de çok severim. Öpücüklerimi iletiyorum. Bugün izleyecekti. İzleyebilirim diyordu. Evdeydi galiba bugün. Öyle bir konuştuk. Bakacağım bir ara diyordu. Gerçekten çok güzel. Siz şimdi yapıyorum şarkı yaptınız. Evet, şarkının sözü müziği size ait mi demiştiniz? Hayır, ilk ay Sipahi'ye arkadaşım. Ait. Peki bu şarkıyı okurken böyle bir gelgitleriniz ya da ben acaba ne yapıyorum gibi bir düşünceniz oldu yani mu? Yani şöyle, arkadaşımla aslında şöyle bir diyalogumuz oldu. Biz bir işe gidiyorduk ve orada dedim ki hani böyle ilk ay ben dedim ya işte cover şarkılar yaptık işte hani şarkı bakıyorum. Hı hı. O da benim ya bestelerim var dedi. Ya o kadar enteresan ki bu şarkı ilk sıradaydı ve bunu dinledim ve şey dedim ben bunu istiyorum dedim. Öyle mi? Ya diğerler de var onları da dinleyebilirsin. Yok dedim ben dedim bunu istiyorum. Çünkü o şarkıda ruh halimi nasıl karşı tarafa yansıtacağımı ve kendimi çok iyi tanıyorum bu konuda. Hani ben bu şarkı üzerine nasıl bir düzenleme yapabiliriz arkadaşımla? Nasıl bir yol çizebiliriz? Kafamıza nasıl bir sound oluşturabiliriz aslında planlıyorduk. Bunların hepsi dediğim gibi o tecrübe vesaire falan olunca böyle tek kalemde şey diyorsun. Hani oraya bir nokta koyuyorsun. Diyorsun ki ben bunu istiyorum. Değil mi? Ve gerçekten insanlar da çok beğendi. Yani çok iyi bir şarkı olmuş senin için dedi. Çok doğru bir seçim yapmışsın dedi. Peki böyle eğer şu an müsaitseniz minnacık bir kısmını size söyleyebilir misiniz? Tabii ki. O zaman buyurun. Mikrofona mı söyleyeyim? İsterseniz şu an böyle de söyleyebilirsiniz. Olur. Gözlerim doldu, yaşlandı. Yüreğim soldu, suçlandı. Sevemedim sensiz hayatı, gülüm. Ellerim sana uzak mı? Sevmek suç mu, yasak mı? Sensizlik bana tuzak mı? Gülüm. Anladım, dönüşü yok bu ayrılığın. Kimi benim gibi sever, kimi senin gibi çeker gider hayat. Hayat böyle. Kimi benim gibi sever, kimi senin gibi çeker gider hayat. Hayat böyle. Bravo. Çok teşekkür güzel. Ederim. Dediğim gibi sesiniz çok teşekkür bu ederim. Gibi, çok sağ ol. Bu olsa gerek. Çok güzel. Çok sağ ol. O kadar güzel minik böyle evet, ama çok kısa ve öz oldu. Yapabileceğimi gösteriyorsunuz ki. Teşekkür bence ederim. Gümbür gümbür geleceksiniz. Birisi İnşallah. Temeli sağlam olur. Yani müzisyen kökenli. Evet. Müzisyenler sahnede olunca bence fark ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Çok yetenekli insanlar var. İşte hem müzisyen olup hem gerçekten çok iyi şarkı söyleyenler. Bunu birleştirdiğiniz zaman sahnede çok daha etkili oluyorsunuz. Hani ne vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz karşı tarafa. Repertuar mesela sahne canlı performans yapan insanlar için bence çok önemli bir şey. İyi bir repertuar hazırlayabilmek. Hı hı. Ve bunu biliyorsunuz. Değil mi? Buna hakimsiniz her şeyden önce. O yüzden de ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Evet. Bu arada var mı bir yerlerde sahne çalışmaları Şu an
şey değil, böyle solist olarak çok yeni bir iş olduğu için evet, bu. Evet, o yüzden belki daha görüşme aşamalarında. Yani şöyle, benim DJ perküsyon projemde ben mesela bu yaz çok yoğun çalıştım ama o cover şarkıları yaptığımda zaten sahnede de 3 ayrı iş yapıyordum aslında. Hem DJ'lik yapıyordum, hem perküsyon çalıyordum, hem solistlik yapıyordum. Ve bazı insanlar şey diyordu, ya bu kadar şeyi nasıl kontrol edebiliyorsun? Ve 2 saat, 2,5 saat non-stop sahne yapıyordum. Bu çok ciddi bir süre tabii evet, sahnede. Ve tek başınasınız. Ve performans evet. göstermek ekstra yani zor. Bir de dediğim gibi tek darbuka çalmıyorsun. Oradaki bütün vurmalı enstrümanlar çalıyorsunuz. Aynı zamanda 3 tane önünüzde elektronik bir sistem var. Onu kontrol ediyorsunuz ve aynı zamanda da böyle mikrofonla şarkı söylüyorsunuz. Ben işimi çok seviyorum. O yüzden de hani sevdiğim zaman da bana bir şey zor gelmiyor. Onun üzerinde çalışmak gerekiyor. Prova etmek gerekiyor. Çünkü insanların karşısına çıkıyorsunuz. Oraya doğru bir şey vermeniz gerekiyor. O yüzden de ben işimi severek yaptığım sürece hiç şey olmuyor. Beni yoran bir şey olmuyor açıkçası. Peki Türkiye'de en böyle sizin için ya evet ya gerçekten bu yani enstrümanı bu çok iyi çalıyor dediğiniz biri var mı? Bir kişi var mı? Enstrüman şey ritim enstrümanları. Ritim enstrümanı. Ya şöyle darbukada bence yani ve aslında bu ritmi çok sevdiren insan dünyada çığır açmış bir insandır Mısırlı Ahmet. Ben mesela Mısırlı Ahmet'in den çok beslendim. Darbuka konusundan bahsediyorum. Çok bütün albümlerini dinlerdim. Canlı performanslarını çok dinlerdim. O bir süre sonra artık onun o ilk dönemlerde izlediğimde ya bu imkansız ben bu etütleri yapamam dediğimde, bu tekniği uygulayamam dediğimde bir süre sonra onu aslında yapıyor hale geliyorsunuz. Çünkü sürekli izlediğiniz ve odak noktanız o olduğu için ama ben hep şeye inanan bir insanım. İstediğiniz kadar etüt yapın, sahneye çıkıp uygulamadığınız sürece aslında onların hepsi bir çöp oluyor. Değil mi? Sahnede icra ettiğiniz zaman ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. O yüzden de benim bu konudaki hocamız Mısırlı Ahmet'tir. Evet, gerçekten enteresan bir şey. Yani sahnede bunu çalıp da karşılığını da hemen anında alabildiğin bir enstrüman çalmak evet. çok güzel. Mesela bir sürü enstrüman, bütün enstrümanlar bence çok kıymetli, bütün müzisyenler çok kıymetli ama hani bir şarkıdaki bas gitarı mesela müzisyenlerden başka bir kişi çok kolay kolay da anlamıyor yani. İşte atıyorum bir evet. elektro gitarı ya da bir klasik gitarı daha kolay anlarken bazı enstrümanları biz hani arkadan gelen bu bu diye ses var ya bak o bas gitar falan diye böyle anlatmak. Alt frekansları veren evet. o davul kick vesaire. Hani olmazsa olmazı aslında o enstrüman evet, ama evet. Tabii, işte o davul tek başına çalındığında. Bas gitar orkestranın bel kemiğidir. Çünkü bütün şey gibi hani bir inşaat yaparsınız ve kolonları. Temeli çok sağlam olması lazım. Orkestrada davul ve bas gitar çok önemli. Bütün enstrümanlar önemli ama onun üzerine inşa ediyorsunuz aslında. Evet hani böyle anlatılmadan herkesin anladığı bir enstrümanı çalmak evet. tek başına da sahneye konulduğunda evet. bütün geceyi götürebilecek evet. olmak keyifli kesinlikle. Bir şey. Bir çok şimdi keyifli. Söylüyorsunuz evet. üstüne diyecek yok. Ebru Hanım size diyecek ki sen neden 6,5 yıl o sesini sakladın? Ya, hiç kendisiyle ya, konuştunuz mu? En yakınımda mı? Yok. Ben 2013 yılında ayrılmıştım. İşte başka çalışmalarım vardı. Yani hiç öyle bir şeyimiz olmadı ama şunu söylüyorum. Yani benim en yakınımdaki insanlar bile bilmiyordu. Hani bilmiyordu yani. Herkes şaşırdı. Yani evet, Pandora'nın evet. kutusu açıldı. Aynen öyle oldu. Biraz öyle olmuş vallahi aynen gerçekten. Çok güzel. Peki bundan sonra şimdi çok yeni tabii ama artık sizin de diğer müzisyen ve solist arkadaşlarınız gibi bundan sonra sadece provaları ve kendi etütlerinizin haricinde de bir sonraki projeyi düşünmek durumunda olduğunuz bir süreç başlattınız tabii, kendiniz için de. Kesinlikle. Bir sonraki süreciniz nedir? Ne zaman olacak? Ne yani, gibi planlarınız var? Şöyle, bu biraz şarkının büyük kitlelere duyurulmasıyla alakalı bir şey. Yani çünkü hani istediğiniz kadar şarkı yaparsınız ama hiçbiri tutmazsa oradan çok karşılık alamazsınız. Ama şu anda biz 11 Şubat'ta şey çok yaptık. Yeni. Çok yeni bir şarkı. Ve şimdiki izlenimler takip ediyoruz bu süreci. Güzel gidiyor. Organik bir şekilde. Tabii kesinlikle organik gidiyor. Ve dinleyen herkes çok beğeniyor. Gerek şarkıyı gerek klibi vesaire. Yani çok profesyonel bir iş yapmışsınız diyor yani.
O yüzden de açıkçası çok ileriye kestiremiyorum. Ben hiç onu düşünmeden şimdi ikinci single'ın demolarını okudum ve onun stüdyoda çalışmalarına başlıyorum. Yani sürekli üretmek lazım. Şey gibi hani zamanda enstrüman çalıyorsunuz, hala enstrüman çalıyorum. Sürekli üzerine bir şey koyuyorsunuz. Bu şarkı olayı da öyle. Yani tek bir şarkı yapıp hani bıraktım ben değil de hani daha çok sürekli böyle iyi besteler, iyi şarkılar bulduğum sürece böyle üretmeye devam edeceğim. Çünkü burada artık şöyle bir şey var. Yani çok hızlı bir tüketim var. Çok. Çünkü şimdi biz bu şarkıyı dinledik. Evet, 2 ay ömrü var. Sonra o şarkı bir şekilde tabii ki hayatımızda kalıcılığı devam ediyor. Ama sizden hemen arkasından bir yeni şarkıyı bekliyoruz. Evet. O yetmiyor, yazı bekliyoruz. O yetmiyor, Eylül'ü bekliyoruz. Yani burada gerçekten içinden çıkılamaz bir kaos var. Yani sizin aslında biz stüdyoda yatıp stüdyoda kalkmanızı bekliyoruz. İşte onun öyle haricinde oluyor zaten. Sahnede sizi görüp dinlemek, izlemek istiyoruz gibi bir algı oluyor. Evet, yani bir de son dönemlerde çok fazla işte sürekli herkes böyle şarkı yapıyor ve iyi bir şeyler seçmek, bulmak inanılmaz zor. Hani yani böyle öyle bir şey yapmanız gerekiyor ki hani hem karşı tarafa çok hitap etmesi gerekiyor dinleyicilere ve sonrasında öncesinde de şey yapmak lazım. Ya ben bu şarkıyı çok iyi yaptım. Ve bu şarkıyı kim dinlerse dinlesin çok güzel olacak ve çok beğenecekler. Ben işin aslında o boyutuna bakıyorum biraz. Ben sizin çok iyi yerlere gelebileceğinizi, İnşallah çok güzel ve kaliteli müzikler yapabileceğinizi buradan sizi şu an çok yakınımda olduğunuz için hissettim. Ederim. Ve sizin o naif sesiniz, kadife gibi sesiniz ve böyle hafif utangaç tavrınızla bence herkesin kalbini... Ya bu ilk yayınım olduğu için biraz şeyim ama... Bence herkesin kalbini fethedeceksinizdir. Teşekkür ederim. Bir iki tane de böyle arada güzel davruka şovlarıyla falan bence böyle muhteşem sahnelerde ve konserlerde sizi izlemeye inşallah bizler de geleceğiz. Vallahi. Artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama şöyle bir kapanış yapalım mı? Olur. Siz böyle bizim izleyicilerimize son olarak bir şeyler söyleyin. Ben de konuşmamı yapayım ama sizin Dabruka şovunuzla kapatalım. Olur. O zaman bizim izleyicilerimize son olarak ne demek istersiniz? Ya dinlemede kalsınlar, izlemede kalsınlar. Ben yeni şarkılar üretmeye devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Peki böyle şey yapıyor musunuz? Son bir soru. Dabruka eğitimi vesaire ya da vurmalı çalgılarla ilgili eğitim almak isteyenlere böyle bir tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Yani ya da ders veriyor musunuz? Ben zamanında ders veriyordum ama bu kendi işlerime vakit ayırdıktan sonra bu işleri biraz bıraktım. Çünkü o başka bir mesai istiyor ve orada önemli bir şey var. Çünkü eğitmen siz orada evet. Ve karşı tarafa doğru şeyler öğretmek gerekiyor. Bilinçli, yani ezber değil de bu işin mesela darbuka öğreniyorsa mesela bir öğrenci onun temelinden etütler dışında bunun nazariyat bilgisini de aktarmak gerekiyor. Bunların hepsi bir zaman alıyor. Evet. O yüzden de ben çok önceden bıraktım o işleri. Evet. Şunu söyleyebilirim. Doğru insanlardan, bilinçli insanlardan ve gerçekten size zaman ayırabilecek insanlardan eğitim alsınlar. O zaman karşılığını çok güzel görüyorlar. Gerçekten ve vallahi, çok çalışsınlar tabii ki. Evet, yani çok çalışmadan, emek isteyen bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor maalesef. Çok çalışmak gerekiyor, çok tekrar etmek gerekiyor. Evet, çok etüt yapmak gerekiyor. Belki aynanın karşısında yapmak gerekiyor. Belki çekip çekip kendini izleyip dinlemek gerekiyor. Aynen öyle. Belki tam yaptığın yerde bir bakış atarak ooo deyip biraz daha alkışları çoğaltmak gerekebiliyor. Evet, bugün gerçekten çok keyifli, güzel bir program yaptık. Biz haftaya tekrar aynı gün aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz ve evet Kemal Dabruka şovuyla programımızı da bu haftalık kapatıyoruz. Bence şimdi herkes ayağa kalksın ve oynama zamanı.